Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Nisan 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, güneş tutulmasının ve önemli gezegen kavuşumlarının olduğu Nisan ayı kişisel olduğu kadar tüm dünya için çok önemli bir ay. Bu ay ilgimizi çekecek gelişmelerle, önemli değişimlerle karşılaşabiliriz. Gezegeniniz Merkür ay boyunca Koç burcunda olacak, ancak 1 Nisan'dan itibaren retro harekete başlıyor ve 26 Nisan'a kadar Merkür gerileyecek. Merkür'ün gerilemesi enerji olarak sizi biraz yavaşlatabilir. Belki bu çok iyi de olabilir. Retrolar her zaman çok olumsuz çalışmaz sevgili ikizler. Evet, biraz hayatımızda zihinsel anlamda yavaşlamalar, iletişim konularında kısıtlamalar getirebiliyor. Ama bunun farkında olursak, temkinli olursak önemli bir sorun yaşamayız. Aksine bu Merkür retrosunun bazı şeyleri gözden geçirmek, değerlendirmek için önemli fırsatlar getirebileceğini de söyleyebilirim. 11. evinizde olacak Merkür retrosu. Üzerinde çalıştığınız bir iş ve proje üzerinde incelemeler yapabileceğiniz bir dönem. Geriye dönük baktığınızda kontrollerinizi daha iyi yapabilir, gözden kaçan detayları bu şekilde fark edebilirsiniz. Bu da bir düzeltme imkanı verebilir ya da eski fırsatları değerlendirebilirsiniz. Geçtiğimiz Nisan ayında başlamış bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Hatta arkadaşlıklar ve sosyal alanda nostaljik etkilerle de karşılaşabilirsiniz. Eski arkadaşlar, uzun süredir görüşemediğiniz kişilerle görüşebilirsiniz. Okul arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınızla haberleşebilirsiniz ve onlardan yana bazı fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Sadece bu dönemde yeni bir fikir ortaya çıktığında harekete geçerken temkinli olmak lazım. Özellikle yasal işlerde, işte imza atmak, sözleşme yapmak, karar vermek, önemli alışverişler yapmak, özellikle teknoloji ile ilgili, iletişim cihazları ile ilgili alışverişlerde temkinli olmak gerekiyor. Çok acele değilse beklemekte fayda var. Şu dönemde elimizdeki işleri toparlayabiliriz. Bunları sağlamlaştırabiliriz. Ve Güneş ayın 19'una kadar Koç burcunda olacak. Venüs ayın 5'inden sonra Koç burcuna geçiyor. Sosyal anlamda hareketli bir ay. Birçok kişiyle görüşebilirsiniz, toplantılarınız olabilir, davetleriniz olabilir, işte sürpriz karşılaşmalarınız olabilir. 8 Nisan'da tam da bu alanda yılın en önemli tutulmalarından biri olacak. 19 derece Koç burcunda tam güneş tutulması yaşayacağız. Tutulma tabii ki geleceğimizi etkileyecek alanlarda hızlı kapılar açabilir bize. Özellikle sosyal alanlarda hayatınıza girecek bir kişi, size yol gösterecek bir rehber ya da sizin için önemli bir fikir karşınıza çıkabilir, bir işe başlayabilir, bir projeye başlayabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 19 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Koç, yengeç, terazi ya da oğlak. 19 derecenin yakınları artı eksi 5 derece gibi alabilirsiniz. O zaman bu tutulma sizin için çok daha güçlü çalışabilir. Yeni çevrelere girebilirsiniz, insanlarla tanışabilirsiniz ki bunlar geçmişten gelen kişiler olabilir. Mesela uzun süredir görüşemediğiniz ama özlediğiniz bir arkadaşınız karşınıza çıkabilir ya da bir sorununuz var, bir ortağınızla, bir arkadaşınızla bir iş probleminiz var, çözemiyorsunuz. Bunu çözme fırsatı karşınıza çıkabilir. Geçmişten yana işte tanıdığınız kişilerden iş teklifleri alabilirsiniz. Mesela daha önce çalıştığınız kişilerle tekrar bağlantıya geçebilirsiniz ve benzeri konularda İlginç fırsatlarda karşınıza çıkabilir bu tutulmayla beraber. Tutulmanın yöneticisi Mars, Balık burcunda. Satürn'le birleşiyor ay boyunca ve özellikle 10 Nisan, 11 Nisan tam kavuşum olacak. Kariyer evinizde Mars-Satürn kavuşumu var. İş, kariyer ve sorumluluklar alanında biraz baskı aldığınız bir dönemdesiniz. Zor işlerde çalışıyor olabilirsiniz, yoruluyor olabilirsiniz. Enerjiniz bu anlamda biraz düşük olabilir. Genel olarak üstlerle ilişkilerinize, otorite figürleriyle ilişkilerinize dikkat edin. Çünkü bu alanlarda zaman zaman baskı artabilir bu ay. Aile içinde de ebeveyn ilişkilerinizde biraz sorumluluklar artabilir. Anlaşmazlıklar da olabilir ya da onlarla ilgili bazı sorumluluklarınız olabilir ya da aile büyüklerinin hayatlarında biraz zorlayıcı tesirler olabilir. İşte bir hastalık gibi ya da işle ilgili, kariyerle ilgili bir konuda zorlanma gibi. Biraz da hani burada bu ay genel itibariyle sizi baskılayacak ya da zorlanabileceğiniz enerjiler çalışabilir. Ama yardımcı etkiler de var. En azından buradaki zorlukları çözebilecek destekleri alabilir. Kendi performansınızı da özellikle iş kariyer konularında gösterme imkanı bulabilirsiniz. Bir sorun varsa, kronik bir sorun, bunu çözmek için de
yeni yollar bulabilirsiniz ve daha çok arkadaşlardan, sosyal çevrenizden, yakınlarınızdan bu anlamda önemli fırsatlar, destekler size gelebilir. Ve Venüs'ün yine 21 Nisan'da tam tutulma noktasını tetiklemesi önemli bir gün. Aynı gün Jüpiter-Uranüs kavuşumu Boğa burcunda olacak. Yine yılın önemli kavuşumlarından biri ki toplumsal alanlarda, dünya üzerinde de dikkat çekici konularla karşılaşabiliriz. Bu biraz daha boğa olduğu için para ve ekonomi ile ilgili konularda dikkate değer gelişmeler olabilir. Bununla birlikte sizin 12. evinizde olacak bu. Hani biraz manevi konularda, işte geri planda olan, size destek veren, güç veren temalarda önemli tesirler anlamına geliyor. Bilinçaltınızda hızlı hareketlenmeler olabilir. Bu bir ilham akışı, bir fikir, bir farkındalık, bir düşünce olabilir. Özellikle bu dönemde yurt dışından, yabancılardan daha fazla destek alabilirsiniz. Geri planda olan konular, yani biraz böyle herkesle paylaşmadığınız, daha kendi kendinize yaptığınız, çalıştığınız herhangi bir tasarım işiniz olabilir, bir sanatsal projeniz olabilir ya da işte parayla ilgili daha gizli kendi kendinize yaptığınız işler, yatırımlar olabilir. Bu alanlarda bazı sürpriz hareketlerin olmasını bekleyebilirsiniz. Özellikle 20 Nisan, 21 Nisan buralarda olup bitenleri iyi gözlemek, doğru adım atmak sizin için çok faydalı olabilir sevgili ikizler. 19'undan sonra Güneş artık Boğa burcuna geçecek ve 24 Nisan'da Akrep burcunun 4 derecesinde dolunay var. Dolunayın etkilerini 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Dolunay sizin 6. evinizde. Burası genel olarak aslında iş konuları, çalışma konularınızla alakalı. Dolayısıyla mesleki alanlarda önemli bir dönüşüm var. Eğer işinizden memnun değilseniz bu ay ayrılabilirsiniz sevgili ikizler. Yani bir işten ayrılmak, belki başka bir alana geçmek, başka bir yerde çalışmak, aldığınız bir teklifi değerlendirmek ve benzeri konular olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Akrep, Aslan ya da Kova gibi 4 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunay tesirleri sizi daha fazla etkileyebilir. İş arayanlar için yeni bir işe girmek de olabilir ya da çalıştığınız ortamlarda mesela düzenlemeler olabilir. Yanınızda çalışan kişiler, asistanınız, yardımcınız, işte mesleki özellikle altyapı çalışmaları olabilir ya da hizmet ettiğiniz, çalıştığınız müşteriler ve benzeri alanlarda olabilecek bazı konular olabilir. Buralarda önemli etkiler söz konusu olabilir. Sağlığınıza da tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Gerek sizin sağlığınız, gerek yakınlarınız, akraban, hatta evcil hayvanlarınız, onların bakımları, genel sağlıkları, beslenmeleri, genel düzenleri, rutinleri, alışkanlıkları ile ilgili alanlarda bir sorun varsa o ortaya çıkabilir. Bunun tedavisiyle, düzenlemesiyle uğraşmanız gerekebilir. Hayatınızda böyle bir alışkanlıklarınızla ilgili sağlığınızı, yaşam kalitenizi arttırmak adına bazı kararlar verebilirsiniz. Dönüşümler söz konusu olabilir sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.